Bu yaşadıklarımın etkisinden kurtulamıyorum. Anlatsam bana deli gözüyle bakacaklar. Kim olduğumun bilinmesini istemiyorum. O yüzden nerede yaşadığımı gizleyeceğim ve ismimi söylemeyeceğim. Ben şehir merkezinde tek başıma yaşıyorum. Dedemler de başka bir şehrin köyünde yaşıyor. İş güç nedeniyle pek fazla ziyaretlerine gidemezdim. Misal, uzun zaman gitmeyince köyün yolunu bile unutmuştum. Bir gün teyzemin vefat ettiğini öğrendim. O da dedemlerle aynı köyde yaşıyordu. Cenazeye gitmem gerekiyordu. Teyzemin ölüm haberi beni yıkmıştı. Annemle babam da haberi alır almaz köye gitmişler. Beni arayıp söylediler. Ben de tamam yola çıkarım birazdan dedim. Dedim ama size de söylediğim gibi köyün yolunu doğru düzgün hatırlamıyordum. Neyse, bildiğim yere kadar giderim. Sonra gördükçe hatırlarım. Hatırlamazsam da sonra sonra bulurum. Bismillah dedim. Çıktım yola. Yol nereden baksanız 6-7 saat sürecekti. Sonuç olarak cenazeye gidiyorum ve üzgünüm. Müzik falan açmıyorum ve içim inanılmaz sıkılmaya başladı. Öyle daraldım ki yolu yarıladım demeyeceğim. Neredeyse geri döneceğim. Gittikçe arttı sıkıntı. Gittikçe arttı. Bir benzinlikte durdum. Herhalde yorgunluktan ve üzüntüden böyle oluyorum diye düşündüm. Ondan sonra bir şeyler yedim. Kendime gelmeye başladım. Tekrar çıktım yola. Bildiğim yere kadar gittim. Sonrasında şehre girince köyü sorarım dedim. Birilerine sordum. O tarife göre gittim. Ana yollardan çıkınca yollar iyice bozuldu. Bilirsiniz, kum, taş, klasik köy yolu. Biraz daha ilerleyince tekerden bir ses geldi. Hemen durdum, inip baktım. Lastik patlamış, yanımda da yedek lastik yok. Aceleyle çıktım zaten düşünemedim. Öyle bir yerde kalmıştım ki kimse geçmiyor. Etraf boş, nasıl patladı onu da anlayamadım. Boydan boya yarılmış teker. Dua ediyorum artık birileri geçsin diye. Aksilik bu ya, telefon da çekmiyor. Bekledim bekledim. Sonra bir çoban gördüm. Bir koyun sürüsüyle geliyor ama çok şaşırdım. Çünkü en yakın köye bile daha bir saatlik mesafe vardı. O da arabayla. Bir çoban bu kadar uzak yere neden gelir? Buralarda ne yapar? O kadar yolu nasıl yürür? Başka bir deyişle hayret ettim. Hemen yanına gittim. Selamünaleyküm. Böyle böyle yolda kaldım diye anlattım. Geçmiş olsun. Ben sana yardım ederim ancak biraz beklemen lazım. Henüz vakti değil dedi. Bu ne demek diye düşündüm içimden. Nasıl yardım edecek ve neyin vakti değil? Dayanamadım sordum. Ne yapacaksın? Nasıl yardım edeceksin dedim. Sen bekle dedi. Tamam dedim. Zaten başka çare yok. Koyunların başında bekliyor adam. Bir şey yapmıyor. Aç mısın dedi. Yok dedim. Yolda bir şeyler yemiştim. Ben geleceğim birazdan dedi. Tamam dedim yine çaresizce. Çoban gitti. Koyunlarıyla uzaklaştı. Ayrıca nereye gidiyor bu adam diyorum içimden. Habire uzaklaşıyor. Neyse arabaya bindim. Beklemeye başladım. Çoban da gözden kayboldu. Hava kararmaya başladıkça içimdeki sıkıntı arttı. İndim arabadan. Telefonun çektiği bir yer arıyorum. Geziyorum orada ama hiçbir yerde çekmiyor. Tekrar döndüm arabaya. Sinirden ve sıkıntıdan gözlerim doluyor. Utanmasam ağlayacağım. Bir kişi bile geçmiyor. Sonra cama tıklattı biri. Sıçradım. Açtım camı. Çoban gelmiş. Sevindim onu görünce. Vakit geldi dedi. İndim arabadan. Üç kişi daha var. Sen şöyle otur dediler bana. Biz hallederiz. Nasıl halledeceksiniz dedim. Başka lastik yok. Sen otur dediler. Bu sefer de şüphelenmeye başladım. Bir kötülük mü edecekler? Arabadan bir şey mi çalacaklar diye. Beni uzaklaştırmaya çalışıyorlar çünkü. Çekildim kenara. En fazla ne olabilir dedim. Beklemeye başladım. Aradan 5-10 dakika geçti. Tamam dediler. Ne tamam dedim. Araban hazır. Hayırlı yolculuklar dediler. Nasıl oldu bu dedim. Hemen gelip baktım. Lastikte hiçbir sorun yok. Ne diyeceğimi bilemedim. Çok şaşırdım. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun sizden.
ama nasıl yaptınız dedim. Cevap vermediler. Ben sizi bırakayım gideceğiniz yere dedim. Yok, biz gideriz dediler. Arabaları yoktu ve dediğim gibi şehre de köye de uzak mesafedeydik. İyice şaşırmıştım. Tam arabaya bindim, gidecektim. Çoban bana başın sağ olsun dedi. Tüylerim diken diken oldu. Ben cenazeye geldiğimden bahsetmemiştim bile. Ellerim titredi. Arabayı zor çalıştırdım. Ondan sonra teşekkür edip ayrıldım oradan. Yol dümdüz gidiyordu. Ben de yolu takip ediyordum. Köyün tabelasını gördüm. En sonunda derin bir nefes aldım. Telefon hala çekmiyordu. Biraz daha ilerledim. Hava iyice kararmıştı. Köyün içinde ışık falan yoktu. Farlar aydınlatıyordu yolu. Derken korktuğum başıma geldi. Ben yolu şaşırdım. İndim arabadan. Birilerine yol sormak için ama kimse yoktu. Bir ses duydum sonra. Bir yerden davul zurna sesi geliyor. Sesin geldiği yere gittim. Düğün var herhalde. Sorarım onlara diye düşündüm. Ondan sonra sesin geldiği yöne doğru sürdüm arabayı. Yolun bitimine kadar geldim. Ancak devamına arabayla gidilmezdi. Ses ormanın içinden geliyordu. Bıraktım arabayı ormanın içinde. Biraz daha ilerleyince inanılmaz bir kalabalık gördüm. Bildiğiniz düğün oluyordu. Ondan sonra yaklaştıkça herkes bana bakmaya başladı. Sanki uzaylı görmüş gibi bakıyorlardı. Bu bakışlar beni çok korkutmuştu. Davul sesi bile kesildi. Herkes bana bakıyor. Bu nedenle kaçıp gitsem mi diye düşündüm. Ancak yaklaştım ve selam verdim. Sonra ben falanca köye gidiyorum. Aslında tabelanın oradan döndüm. Ancak yanlış yere çıktım sanırım. Bir tarif edebilir misiniz dedim. İçlerinden genç bir adam koluma girdi. Gel önce, gidersin hele. Otur düğünümüze katıl dediler. Ben cenazeye gidiyordum. Zaten düğüne katılmazdım. Yok dedim. Çok acelem var. Adam tuttu kolumu bırakmıyor. Sıkmaya başladı. Geç otur, soluklan, katıl düğüne dedi. Nereden geldim buraya diye söylenmeye başladım. Benim gitmem lazım. Ayrıca hayırlı olsun düğününüz. Kalmayı çok isterdim ancak gerçekten acil gitmem lazım dedim. Arkamı döndüm. Kolumdan tuttu yine, çevirdi beni. Herkes bana aşırı sinirli ve öfkeli şekilde bakıyordu. O an anladım ki bunlar insan değil, olamaz. Suratları değişik bir hal aldı. Kalbim durmak üzereydi. Bayılacaktım. Ondan sonra bırak gitsin dedi biri kalabalığın içinden. Baktım. Az önce bana yardım eden çoban benden önce nasıl gelmiş? Koyunlar nerede? Bunlar rüya mı? Dondum kaldım. Çoban öyle deyince bıraktılar beni. Cenazesi var onun. Teyzesi öldü. Oraya gidiyor. Düğüne katılamaz diye devam etti. O böyle konuştukça benden uzaklaştılar. Ben de hızla yanlarından uzaklaştım. Arabaya bindim. Ellerim ayaklarım titriyor. Ondan sonra tam arabayı çalıştıracağım cama tıklattı biri. Ancak daha fazla heyecana dayanamazdım. Kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Camı tıklatan çobandı. Ben de geleyim seninle. Yolu tarif ederim dedi. Ona karşı korksam da içimde garip bir güven duygusu vardı. Ancak arkaya bindi. Yanıma binmedi. Ben sana tarif ederim yol dedi. Ben hem korkuyor hem de kurtuldum diye seviniyordum. Çobana aklımdan bir sürü soru sormak geçiyor. Koyunlar nerede? Buraya benden önce nasıl geldin? Cenazeye gittiğimi nasıl biliyorsun? Ancak soramıyordum. Çünkü duyacağım cevaplardan korkuyordum. Sadece yolu tarif etti. Başka bir şey konuşmadık. Arada aynadan bakıyordum. Ondan sonra geldiğimizde, bak şurası ev dedi. Direkt teyzemin evini gösterdi. Ondan sonra aynadan baktım yine arkaya ama çoban kaybolmuştu. Nefesim kesildi. Hemen indim arabadan. Sağa sola baktım ama kimse yok. Deliriyorum desem. Hani öyle bir adam hiç olmadı desem. Ben hayal gördüm. Araba nasıl düzeldi? O zaman nasıl buldum evi? Sonuç olarak korka korka bindim tekrar arabaya. Teyzemlerin evinin önüne çektim. İçerisi kalabalık. Herkes üzgün. Annemler de orada. Cenaze yarın defnedilecek dediler. Benim suratım bembeyaz olmuş yaşadıklarımdan. Anlatamıyorum da kimseye.
Herkes üzgün. Geçtim içeriye ama ağlamaya başladım. Kendimi tutamadım. Hem teyzem için hem de yaşadıklarım için ağlıyordum. Sabaha kadar uyumadan bekledik. Ayrıca gelen giden çoktu. Ertesi gün cenazeyi defnettik ama ben o esnada kalabalığın arasında teyzemi gördüm. Kendi gömülüşünü izliyordu. Yanında da o çoban vardı ve çoban da teyzemi görüyordu. Ondan sonra defin bitince teyzem de çobanla kayboldu. Sonuç olarak bu olanları ben açıklayamıyorum. O çoban cinse teyzemle ne ilgisi var? Tüm bunlar neden yaşandı? Neden sadece ben gördüm? Ancak hiçbirinin cevabını bulamadım. Benim yaşadıklarım bunlardı. Her şeyden önce hala da etkisinden kurtulamadım. Düşündükçe korkuyorum. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Yaşadıklarımı anlatıp anlatmama konusunda çok kararsızım. Çünkü inanılması zor ve değişik bir hikaye benimkisi. Buna benzer hikayeler duymadığınıza eminim. Olaylar 15 yaşlarıma dayanıyor. 15 yaşındayken anneannem vefat etmişti. Çok severdim onu. Ölümünü kabullenmem kolay olmadı. Cenazenin olduğu gün çok fazla yağmur yağdı. Hatta öyle bir yağdı ki sel gitti sanki. Akşam olduğunda balkona çıktım. Yağmur devam ediyordu. Toprak kokusunu içime çekiyordum ve ağaçların arkasında parlayan bir şey fark ettim. Miyop olduğum için hemen gözlüğümü takıp tekrar baktım. İnanılır gibi değildi. Karşımda duran anneannemdi. Gülümsüyordu. Üzerinde bembeyaz bir elbise. Çok korktum o an. Hemen içeri girdim. Annem baktı yüzüme ama üzüldüğüm için kötü halde olduğumu düşündü. Bir şeyi sormadı. Tam anlatacaktım, vazgeçtim. İnanmazlardı. Onu çok seviyordum. Bu yüzden etkilendiğini derlerdi eminim. Bir de deli muamelesi yapabilirlerdi. Bu yüzden içimde tuttum ama söylemeyi de deli gibi istiyordum. O gün öyle geçti. Bir hafta sonra yine inanılmaz bir yağmur yağdı. Bu sefer pencerenin önündeydim. Perdeyi sonuna kadar açtım. Dışarıyı izliyordum ve yine onu gördüm. Anneannemi. Uzaktaydı. Havada duruyor gibiydi. Uçuyor gibi sanki. Korkarak baktım yine. Aynı yüz ifadesi vardı. Mutlu ve halinden memnun gibiydi. Perdeyi kapattım. Ama o kadar çok korkmuştum ki yatağa girdim. Korkuyla tavanı izliyordum. O anda bir ağırlık çöktü üzerime. Normalde hiç uykum yoktu. Ama sanki uyku ilacı içmişim gibi bir anda uykum geldi. Uyuyakaldım. İstemsizce bir rüyamda anneannemi gördüm. Aynı şekilde ben pencereden dışarıya bakıyordum ve anneannem karşımdaydı. Bir anda bana doğru yaklaştı. Uçar gibiydi. İyice yaklaştı ve benimle konuştu. Benden neden korkuyorsun dedi. Anneanne, sen ölmedin mi dedim. Öldüm ama bak buradayım. Sana bakmak istedim sadece. Seni özledim dedi. Ben de seni çok özledim anneanne. Ama korkuyorum dedim. Korkma oğlum, korkma diye başımı okşadığı anda uyandım. Saate baktım. Çok ilginçti. Pencereden bakmamın üzerinden sadece bir dakika geçmişti. Bir dakikada nasıl uyuyabildim, nasıl rüya görebildim bilmiyorum ama içime huzur doldu. Tüm korkum geçti. Rüyamda anneannemi görmek bana kendimi iyi hissettirdi. Korkularım geçince rahatladım. Belki hayal, belki gerçek ama onun bana zarar vermeyeceği kesindi. Ben onun torunuydum. İşte hikayem böyle başladı. Yağmur yağarken anneannemin ruhunu görerek aradan 3 yıl geçti. Yakın bir arkadaşımı kaybettim. Ölmeden bir gün önce buluşmuştuk ve gelecek planlarımızdan bahsetmiştik. Onun ölümü de çok yıprattı beni. Haberi aldıktan sonra 2-3 gün kendime gelemedim, konuşamadım. Onun cenazesinden bir ay sonra yağmur yağdı ve ben o akşam da arkadaşımı gördüm. Anneannemden sonra başkasını görebileceğimi düşünmemiştim. Hem de onu evimin içinde, odamda gördüm. Yatağımda uzanıyordu.
Yağmurun sesini dinliyordum. Bir şimşek çaktı o anda. Odanın içi aydınlandı. Saliselik bir an. İşte o saliselik parlamayla odamda arkadaşım belirdi. Nasıl bir çığlık attıysam, annem ve babam odaya geldiler hemen. Onlar geldiğinde arkadaşım yok oldu. Beni sakinleştirmeye çalıştılar. Konuşmayı beceremiyordum. Öyle bir haldeydim. Kekeliyordum. Ama dediklerimi anlamıyorlardı. Çok zor kendime geldim. Gelince de anlatmadım yine. Bilmiyorum nedenini ama söylemek gelmedi içimden. O günden sonra ne zaman yağmur yağsa ya anneannemi ya da arkadaşımı gördüm. Başka zaman olmuyordu. Sadece yağmurlu havalarda oluyordu. Bunun nasıl bir izahı var bilmiyorum. Hatırlar mısınız? Ruhsar diye bir dizi vardı. Ölen kadının ruhu yağmurlu havalarda geliyordu. Aklıma o geliyor. Bir zamanlar gülerek izlediğim o dizi benim hayatımda gerçek oldu. Hatta bir gün köye gitmiştik. Piknik yapacaktık ama hava istediğimiz gibi gitmedi. Yemek yediğimiz esnada yağmur başladı. Bu arada biz üstü kapalı çardak gibi bir yer vardı. Oraya girdik. Ama yanlar açık olduğu için ıslanıyoruz doğal olarak. Oraları da sofra beziyle falan kapatmaya çalıştık. Bizimkiler bununla uğraşırken benim elimde çöpler vardı. Onu atacaktım. Çardaktan çıktım. Çöpün yanına geldiğim anda arkadaşımı gördüm. Her seferinde aynı ürpermeyi ve korkuyu yaşıyordum. Çöpü atmadan geri koştum. Diğerlerinin yanına kuzenime verdim. Sen şu çöpü at gel diye. Korktum çünkü. Sonra olaylar artmaya başladı. Ben onları gördüğümde hiç konuşamadan gidiyordu o görüntü. Ama sonra konuşmaya başladım. Zamanla göre göre alışıyorsunuz gerçekten. Anormal olan ne varsa süreklilik kazandığında artık normalleşiyor. Bende de öyle oldu. Aniden karşımda gördüğümde ürküyordum. Ama sonra alışıyordum. Bu alışmalardan sonra durum konuşmaya geçti. Ve dediğim gibi sadece yağmurlu havalarda ben 22 yaşlarımdayken bir arkadaşımın evinde kalacaktım. Beraber sohbet ederek vakit geçirecektik. Gece saat 2-3 gibiydi. Hala muhabbet ediyorduk ve hava gürlemeye başladı birden. Yağmur yağacaktı. Benim gözüm sürekli etrafta. Ne zaman göreceğim, kimi göreceğim diye bakıyorum. Kimseyi görmedim o an. Sohbete devam ediyoruz. Arkadaşım içecek getirmek için mutfağa gitti. Ben odada onu bekliyordum. Ve bir anda bağırma sesi geldi içeriden. Hemen koştum. Mutfağa baktım. Arkadaşımın eli kanıyor. Yerde de cam kırıkları var. Çok kötü kesilmiş eli. Sesi duyunca ailesi geldi bir anda. Biz elini sardık. Ne oldu dedim. Annesigil'in yanında bana çaktırmadan sus işareti yaptı. Annesigil de biraz durunca iyiyim siz gidin kaza oldu işte dedi. Onlar odadan çıktı. Ailesi gidince sordum. Ne oldu içeride diye. Çekine çekine söyledi. Ben mutfakta birini gördüm dedi. Kimi gördün? Hırsız gibi mi dedim. Yok değil anlatacağım ama bana inanırsan eğer dedi. Tabii inanırım. Ne oldu anlat dedim. İçeride yaşlı bir kadın gördüm. Sana yemin ediyorum. Hem de havadaydı dedi. Ben de anlamamazlıktan geldim. Ona belli etmedim. Nasıl olur bu? Şaşırmış gibi yaptım. Sonra o kendinden şüphelendi. Ben uykusuz kaldım. Herhalde ondan böyle bir şey gördüm dedi. Bu arada elini kesme olayı da şöyle olmuş. Bardaklar varmış elinde. Korkuyla bardakları sıkmış. Onlar da kırılınca eli kesilmiş. Bu böyle hayal gördüm herhalde diye konuşunca üzüldüm durumuna. Ve zaten yaşadığım olayları paylaşacak birine de çok ihtiyacım vardı. O an ona anlattım. Şimdi ben sana bir şey anlatacağım. İnanma sırası sende dedim. Baktı şaşkınca. O gördüğün kadın benim anneannem dedim. Suratıma öyle bir bakışı vardı ki. Sanki yabancı bir dil konuşmuşum gibi. Korkma ama zarar vermiyor dedim. Sonrasında en başından yaşadıklarımı anlattım.
Şimdiye kadar da başka kimse bilmedi. Bir tek ona anlattım. O da gördüğü için benim dışımda gören ilk ve tek kişi oldu. O nasıl görebildi, anlam veremedim. Sonra bir gün şehir dışına çıkmıştık babamla. Yolda arabayla gidiyorduk. Babam yorgun gözüküyordu. Baba, gel yer değiştirelim. Ben kullanırım. Sen yoruldun dedim. O da biraz uyumak için benimle yer değiştirdi. Yarım saat falan gittik. Yol karanlık. Tabelalar hafif okunuyor. Ben de söylemiştim miyop olduğumu. Gözlüğümü taktım. İleride yolun ortasında duman gibi bir şey vardı. Hareket ediyordu. Şekli değişiyordu sürekli. İyice yaklaşınca kayboldu. Neyse, göz yanılması oldu sanırım. Bir 15 dakika daha gittik. Yağmur başladı. Silecekler çalışıyor sürekli. Bir anda bastırdı. Babam da uyuyor. Arkadan biri selektör yaptı. Ben sağa geçtim geçebilsin diye ama geçmedi. Hatta yavaşladım falan. Acelesim var diye. Yok, geçmiyor. Ama arabaya bir ışık vurdu. Eminim ondan. Tekrar aynı ışığı hissedince baktım aynadan. Bakmamla kaza yapmam bir oldu. Arka koltukta anneannemi ve arkadaşımı gördüm. İkisi de oturmuş aynadan bana bakıyorlardı. Öyle bir panikledim ki savruldum sağa sola. Bir de yağmur yağmıştı zaten. Yerler buzdan beter. Kötü bir kaza yaptık anlayacağınız. Çok şükür babama da bana da bir şey olmadı ama araba diye bir şey de kalmadı. Konuşabildiğim olayı anlatayım şimdi de. Ben gece uyuyordum. O anda birinin saçıma dokunmasıyla uyandım. Gözümü açtım. Anneannem, oğlum dedi. Sıçradım yine. Oturdu yatağımın kenarına. Ayılamadığım için o an rüya gibiydi. Bizleri çok özlediğini anlattı. Niye mezarıma gelmiyorsun hiç dedi. Geldiğinizde seviniyorum ama gelmezseniz üzülüyorum dedi. O an anneanne neden dünyadasın? Hala neden seni görüyorum dedim. Buna cevap vermeden kayboldu. Bir ölüyle konuşmak kulağa garip geliyor farkındayım. Her şey hayalle diye açıklanabilir. Belki de şizofren diye ama son olay. O olay da şöyle oldu. Teyzem çok hastaydı. Biz hastanedeydik. Onun başındaydık. Ameliyata girecekti. Ameliyata girdi. Koridorda teyzemin eşi, kuzenim, ben, annem, babam bekliyoruz. Zaten bir tane teyzem vardı. 5 saat geçti. 6 saat geçti. O ameliyattayken bir yere ayrılmıyoruz. Babamlar arada sigara içmeye çıkıyor o kadar. Kimse de bir şey yiyecek içecek iştah yok. Zaten doktorlar da riskli olduğunu söylemişti. İşte o anda ben ameliyathanenin kapısından anneannemin çıktığını gördüm. Yine bir tek ben görüyordum onu. Gülümsüyordu. Her zamanki gibi koridordan geçti. Hatta süzüldü. Sonra arkasından teyzem çıktı. O da onun gibi süzülerek gitti peşinden. 5 dakika sonra doktor gelip hastayı kaybettik. Başınız sağ olsun dedi. İşte hayatımda yaşadığım en garip gündü o. Teyzemi de başka günlerde görebildim. Elbette yağmur olduğunda. Ona da niye sadece bana geldiğini sordum. Sadece sana gelmiyorum. Aslında ben hep oğlumun ve eşimin yanındayım ama onlar görmüyor dedi. Yusuf'la mezara gelin diye çağırdı bir gün. Yusuf, teyzemin oğlu, kuzenim. O hafta mezara gittik. Hem anneannem hem teyzem için. Sonuç olarak hala yağmur yağdığında görmeye devam ediyorum. Ne zamana kadar sürecek hiç bilmiyorum. Aklımda çok soru var ama hiçbirinin cevabı yok. Bu arada hocaya da gittim. Bakım yapmasını istedim ama hiçbir şey demedi. Her şeyin normal olduğunu söyledi. Eğer o görseydi bu yaşadığım olayı destek alırdım belki ama o göremedi. Ben de güvenip anlatmadım. Sadece bir gün eğlencesine fal baktırdığım zaman bakan kişi sende garip bir şeyler var dedi. Seni koruyanlar, ruhani bir şeyler var, hep yanında dedi. Belki bir gün bunu tamamen çözecek biri çıkar karşıma ama şimdilik böyle devam edecek gibi gözüküyor.
Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. İlk olarak kendimi tanıtayım. İsmim Bahadır. 27 yaşındayım. Evliyim. Bir kızım var. Olaylar benim çocukluğumda başladı. Ben 8 yaşlarındaydım. Mahallemizde de yaşlı bir kadın vardı. Bu kadın büyücüydü. Biz bunu bilirdik. Herkes bilirdi ve suratı da çok korkunçtu. Sert bakardı. Herkes çekinirdi ondan. Hatta bu yüzden kendi aramızda ona cadı kadın derdik. Cadıya benzerdi. Evine sadece büyü yaptırmaya gelenler gelirdi. Ne eşi dostu, ne çocuğu, kimsesi yoktu. Bildiğimiz kadarıyla. Bizim de top oynadığımız bir alan vardı. Ve kadının evine çok yakındı. Hatta tam önündeydi diyebilirim. Ne zaman oynasak kadın bizi kovardı oradan. Biz de inatla gider orada oynardık. Çünkü en uygun yer orasıydı. Orası çıkmaz sokaktı ve o yüzden araba falan geçmezdi. Bir gün yine gittik. Orada oynuyoruz. 5-6 kişiyiz. Maç yapıyoruz. Topa tüm gücümle vurdum. Ve tahmin edebileceğiniz gibi top kadının evinin bahçesine girdi. Biz kadından çok korkuyoruz. Hepimiz donup kaldık bir anda. Ben diyorum, ben gidip almam, siz alın. Onlar diyor, sen attın sen alacaksın. Böyle konuşuyoruz aramızda. Biz daha buna karar veremeden kadın çıktı dışarı. Defolun gidin buradan dedi. Topumuzu da patlattı. Çok korkuyorduk evet ama elimizdeki tek eğlencemizi bizden alınca bu korku yerini öfkeye bıraktı. O an cevap veremedik. Hemen uzaklaştık. Başka bir sokağa girip konuşmaya başladık. Ne yapacağız şimdi diye. Para da yok. Gidip yeni top da alamıyoruz. Bir arkadaş dedi ki, gelin bu kadından intikam alalım. Nasıl alacağız dedim. Bilmiyorum. Bir plan yapalım. Bizim topumuzu patlatmak neymiş görsün. Bir daha bize kızmasın. Çocukluk işte. Tamam dedik. İntikamımızı alalım. Onu pişman edelim. Peki ama nasıl yapacağız? Düşünmeye başladık. Yine arkadaşlardan parlak zekalı bir çocuk. Buldum dedi. Ne buldun dedik. Kadının bahçesine çamur atalım dedi. Öteki arkadaş camını kıralım dedi. Öteki evi taşlayalım dedi. Saçma sapan fikirler ama o an mantıklı geldi. Önce çamur atalım bahçesine dedik. Büyükçe bir kova bulduk. İçini toprakla doldurduk. Ondan sonra da su katıp çamur yaptık. Bunun içinde doğru zamanı kolladık. Evin arka tarafından dolandık. Bir anda çamuru kapısının önüne atıp koşmaya başladık. Öyle bir koşuyoruz ki sanki kadın koşup bizi yakalayacak. Arkamıza bile bakmadan yaklaşık 1 kilometre koştuk sanırım. Durduk bir yerde. Gücümüz tükendi. Hepimiz nefes nefeseyiz. Ama intikamı almanın da haklı gururunu yaşıyoruz. Tamam dedik. Almıştır artık dersini. Bir süre kadının evinin oralarda dolaşmadık. Kimseye de anlatmadık bu olayı. Aradan 3-4 gün geçti. Biz yine oralarda takılmaya başladık ama kadın beklediğimiz gibi bir tepki vermedi. Bizi gördü ama sonra görmemezlikten geldi. Biz buna daha çok sinir olduk. Onu sinirlendirmek için daha büyük bir şey yapalım dedik. Çünkü sinirlenmezse, üzülmezse aldığımız intikamın hiçbir faydası yok. Öyle düşünüyoruz. Neyse, birkaç gün daha düşündük. Sonra dedik ki, bu kadın büyücü. Bize de büyü yapabilir. Ancak o zamanlar büyü nedir bilmiyoruz. Çiftleri ayıran, barıştıran, ne bileyim musallat eden biri aslında büyücü ama biz küçük olduğumuz için bizi kurbağaya falan çevireceğini zannediyoruz. Dedik ki, şu kadını bir izleyelim. Kimleri neye çeviriyor bakalım. Pencerenin oradan gizli gizli izlemeye karar verdik. Yine evinin arkasından dolandık. Perde vardı ama çok küçük bir kısmından gözüküyordu içerisi. Oradan sırayla bakmaya çalışıyorduk. Kadın o esnada yerde oturuyordu ve arkası dönüktü. Ne yaptığını göremiyorduk ama sesi geliyordu. Yanında biri var gibi konuşuyordu. Bakma sırası bana geldi. İyice anlamaya çalıştım. Kadının yanında kim var, kiminle konuşuyor diye. Sonra kadın neredeler, neredeler diye bağırarak kalktı yerinden. Biz yine kaçmaya başladık. Kendimize macera arıyorduk sanırım.
Uzaklaşınca durduk yine. O zaman anlayamamıştık ama şimdi düşününce anlıyorum. Sanırım cinleriyle konuşuyordu ve cinleri ona bizim onu izlediğimizi söyledi. Neyse, kadının tek başına konuşması falan bizi epey korkuttu. O gece de ben çok kötü kabuslar gördüm. Belki etkilendim diye görmüşümdür, bilmiyorum. Rüyamda kadının evinde olduğumu gördüm. Onun evindeyken bir anda yer sallanıyor ve tavandan üzerime yılanlar dökülüyor. Kaç sene geçti, ben bu rüyayı unutamadım. Çok korkmuştum çünkü. Ertesi gün çocuklarla yine toplandık. Onlar da böyle rüyalar görmüşler. Aynısı değil ama hepsi de o kadınla ve eviyle ilgili. Artık uğraşmayalım dedik. O gün öyle takıldık. Ertesi gün çıktım yine dışarı. Arkadaşlardan biri dedi ki, ben rüyamda o kadını gördüm yine. Evinin bir odasında bebekler vardı. Bebeklerinin hepsinin ağzı bantlıydı. Bu kadın bebek falan kaçırıyorsa dediler. Evinde bebekler varsa kurtarılmayı bekleyen. Yazarken ne kadar saçmaladığımızı daha iyi anlıyorum ama o zamanlar kendimizi dahi gibi hissediyorduk. Gözümün önüne bir hayal geldi. Evdeki bebekleri kurtarıyoruz ve polisler bize teşekkür ediyor. Evet, biliyorum çok komik. Neyse, tamam dedik. Belki evde bebekler olabilir ama bunun için eve girmek gerekir. Bakalım bebek var mı? Plan var ama eve girecek kadar cesaret hiçbirimizde yok. Girmenin bir yolu da yok. Kapısı kapalı ev, nasıl girelim? Ancak gözetleyelim en azından dedik. Belki evden bebek sesi duyarız. Evin oralarda oynuyor gibi yapıyoruz ama gözümüz evde. Bir ara baktım, pencere açık ve pencere çok yüksekte değil. Çıkacak kişiyi biz tutup kaldırsak rahatlıkla girebilir eve. Demiri falan da yok pencerenin. Girebilir miyiz, yapabilir miyiz derken ben dediğimi yaparım. Siz beni kaldırın. İçeri girmek bir dert, girince kadınla karşılaşmak başka bir dert. İçimden diyorum, her şey çocuklar için, kurtaracağım onları. Benim hayalimde çocuklar mahzen gibi bir odada kilitli ve bu işin en büyük riski benim de o mahzende esir kalmam. Çıkmadan önce arkadaşlara söyledim. Eğer ben çıkamazsam beni de hapsetmiş demektir. Anneme babama haber verin dedim. Neyse, baktık odada kadın yok. Girdim eve. Girer girmez kanepenin arkasına saklandım. Korkudan çıkamıyorum ve kalbim öyle bir atıyor ki kadın beni kalp sesinden duyup yakalayacak sanıyorum. Kanepenin arkasında kaldım bir süre. Ses yok evde ama hala çıkamıyorum. Diğer odalardan ses gelmeye başladı. Bardak sesi, tabak sesi gibi. Ben hafif kaldırdım başımı. Etrafa bakmaya başladım. Sesler gelmeye devam edince başka bir şeyle oyalanıyor diye çıktım oradan. O kadar korkuyorum ki halının üstünde bile parmak ucunda yürüyorum. Küçük küçük yürüdüm. Bu sefer kapının arkasına saklandım. Kadın hala diğer odada ve diğer odadan sesi geldi kadının. Neredesin? Çık çabuk diye. Beni görmesi imkansız. Ben bittim dedim o an. Kadın hızlı hızlı geziyor evde. Çık, neredesin diye. En sonunda buldu beni. Kadınla göz göze geldiğimde bayıldım. Gerisi yok bende. Gözlerimi açtım. Kanepede yatıyordum ama hala kadının evindeydim. Kadın da yerde oturuyordu. Sırtı bana dönüktü. Yine korktum tabii. Hemen kalkmaya çalıştım. Hareketlendiğimi hissedince döndü bana. Ne işim vardı bu evde dedi. Dilim tutulmuş gibi konuşamadım ama bir de dediğim gibi çok korkunç bir yüzü var. Bir daha sakın bu evin etrafında bile dolaşmayacaksınız. Anladın mı dedi. Kafamı salladım. Çık şimdi dedi. O an panikle kapıdan değil pencereden çıktım. Atlayıp kaçtım. Etrafa bakıyorum arkadaşlar yok. Kimseyi göremeyince eve gittim. O gün öyle geçti. Kimseye anlatmadım olanları. Korkudan sabaha kadar kabus gördüm. Ertesi gün geldi arkadaşlar. Çıktım dışarı. Neredeydiniz dün? Sattınız beni diye kızıyorum bunlara. Meğer ben bayıldığımda bir şeyler daha olmuş. O kadın bunları da yakalamış. Çok korkutmuş. Kadının yanında 5-6 kişi daha vardı ve yüzleri simsiyahtı. Yaratık gibiydi diye korka korka anlattılar. O zaman yaratık diyoruz.
Şimdi cin olduğunu anlıyorum tabii. Kadın bunları iyice korkutmuş, beni bile unutmuşlar. Biz bu olayları unutmaya ve kadının peşini bırakmaya karar verdik. Bıraktık bırakmasına ama kabuslarımız bitmedi. Şu gün oldu, haftada bir iki gün o kadını görüyorum. O evi hiç unutmadım. Diğer arkadaşlar neredeler, ne yapıyordur bilmiyorum. Ama ben musallata uğradığımı düşünüyorum. Hocalara falan da gittim. Bir çare bulamadım. Bu olaylardan sonra oradan taşındık. Yıllar geçti. Tabii ben 16 yaşıma geldim. Bu yaşta da değişik şeyler yaşamaya başladım. Özellikle geceleri odamda birinin gezdiğini hissediyordum. Bazen lamba açılır kapanırdı kendi kendine. Bazen de odanın içini dolduran dumanlar görürdüm. Anneme babama anlatıyordum ama inanmıyorlardı. Kabustur, hayaldir diyorlardı. Bir gün rüyamda o kadını gördüm. Çok yüksek bir binanın tepesindeydik ve beni birden aşağıya itiyordu. Sıçrayarak ve acı içinde uyandım. Uyandığımda yataktan da düşmüştüm. Hem de yüzümün üstüne. Burnum kırıldı o gün. Annemlere anlattım. Beni psikoloğa götürdüler. Anlattım her şeyi. Küçüklükte o kadından çok korktuğum için bu olayın bende travma yaptığını söyledi. Ara ara devam etti bu kabuslar. Bir gün odamdaydım. Ders çalışıyordum. Kapı tarafına arkam dönük bir şekilde içeri annem girdi. Sana meyve getirdim. Yersin dedi. Sağ ol anne dedim. Tabağı masaya koyacaktım. Annemin yüzüne baktım. Annem değildi. O büyücü kadın çok sakin bir şekilde bana gülümsüyor. Çığlık attım birden. Sonra yüzü yine anneme dönüştü. Ne oldu oğlum? İyi misin falan diye sarıldı annem. Böyle şeyler yaşıyordum. Evlendiğim zamanlara gelince eşim hamilelik döneminde yaşadı bazı şeyler. Ben eşime bu olaylardan hiç bahsetmemiştim korkmasın diye. Eşim hamileyken bazı rüyalar gördüğünden bahsetti. Ne gördün dedim. Korkunç suratlı bir kadın görüyorum rüyamda. Elini karnıma koyuyor. Bebeğin öldüğünü hissediyorum o an dedi. Yani o kadın elini karnıma koyarak bebeğimi öldürüyor dedi. Nasıl bir kadındı dedim. Size yemin ederim o büyücü kadını tarif etti. Dediğim gibi ben bu olaydan hiç bahsetmemiştim eşime. Sonra hocaya gittik. Eşime muska yazdı. Eşim o muskadan sonra kabus görmedi. Çok şükür kızımız da doğdu. Gayet sağlıklı. Her şey yolunda ama ben muskam olmasına rağmen ara ara kabus görmeye devam ediyorum. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Yıllardır biriktirdiğimiz parayla kardeşimle beraber bir ajans kurduk. Olayları araştırıp gazetemizde yayınlayacaktık. Bu dönemlerde siyaset gazetesi kurmak çok saçma olurdu. Bizi anında tutuklayıp cezaevine koyarlardı. Zaten o dönemde de neredeyse hiç siyasi gazete yoktu. Biz de siyasi gazete kurmak yerine korkunç ve gizemli olayları araştırıp gazetede yayınlayacaktık. İlk işimiz köylerdeki vakalarla ilgiliydi. Nazar olduğu düşünülüyordu. Çünkü köydeki kadınların tümüne türlü belalar geliyormuş. Hiçbir ailede huzur falan kalmamış. Kardeşim Sadık eline bir sürü evrak alıp bir de bavulunu hazırlayıp köye gitti. Orada bir ay kalıp topladığı bilgilerle geri gelecekti. O süre içinde mektuplaştık. Her şeyin son derece düzgün gittiğini, o kadar da gizemli olayın olmadığını söylüyordu. O zamanlarda da ajansın başına birçok borç birikmişti. Bunları ödemek için her şeyi yaptım. Varımı yoğumu verdim ve o süreler içinde kardeşimle hiç irtibat kuramadım. Borçların yarısını kapattıktan sonra mektupla ona ne zaman geleceğini sordum. Çünkü maddi durum zayıftı ve artık gelmesi gerekiyordu. Mektuptan sadece 4 gün sonra cevap aldım ve şok oldum. Kardeşim bana gelmeyeceğini ve artık hep orada kalacağını belirtti. Maddi durumum el vermediği için o köyde gidemedim. Çünkü köy çok uzaktaydı. Arkadaşlarım da gitmek istemedi. Çünkü o köyle ilgili birçok dedikodu vardı. Orada cin vakalarının gerçekleştiğini söylüyordu ve bu yüzden hiç kimse gitmek istemedi. En yakın arkadaşım da gidemezdi. Çünkü o da benim ajansımda çalışıyordu.
Onun birçok mali işi vardı. Onun da benim de borçlarımız birikmişti. En sonunda polislere haber verdim ve onlar köye gidip kardeşimi getireceklerdi. Polisler köye gittiğinde bana onu bulamadıklarını söylediler. Köyde onu gören de pek olmamış, sadece birkaç kişi görmüş ve onlar da nereye gittiklerini bilmiyorlarmış. Kardeşimin üzüntüsünü çekerken borçlar ikiye katlandı. Borçlarımın tamamını tam 10 yılda kapatabildim. Borçlarımı kapatmıştım ama param yoktu ve para bulup o köye gitmem gerekiyordu. Aslında borç alıp gidebilirdim ama ben ajansı bırakıp gidemedim. Bu yüzden ajansı satıp gitmeye karar verdim. 10 yıl daha geçti ve ajansımı birisi satın aldı. Artık maddi durumum iyileşmişti ve köye gidebilirdim. Ama ilk önce en yakın arkadaşım Salman'a danışmam gerekiyordu. Cumartesi sabahı Salman'ı aradım ve ona danışacağımı söyledim. Bir kafede buluştuk ve ona olan biteni derinlemesine anlattım. Zaten o da bu konuları biliyordu. Salman bana ilginç bir teklif sundu. Bence sen bir istihareye yat. Ben de tamam da kötü bir şey çıksa da iyi de çıksa gideceğim dedim. Salman sen bir yap da gidip istihareye yattım ama rüyamda hiçbir şey görmedim. Daha sonra Salman'a söyleyince benim için istihareye yatacağını söyledi. O da yattıktan sonra bana ne gördüğünü anlattı. Rüyasında kara, kötü şeyler görmüş. Bu yüzden de oraya gitmemem gerektiğini söyledi. Fakat beni kararımdan vazgeçiremedi. Bavulumu hazırladım ve ilk otobüsle yola çıktım. Gideceğim köy, Dört Divan Köyü'ydü. Direkt köye götürmüyordu otobüs. Kastamonu'nun Yeni Çağ ilçesine gittim. Orada beni indirdiler. İlçede bir kahvehane vardı. Oradakilere sordum. Selamun aleyküm. Ben buradan Dört Divan Köyü'ne nasıl gidebilirim? Aleyküm selam kardeş. Hayırdır? Neden oraya gitmek istiyorsun? Benim abim orada kalıyor. Benim oraya gitmem gerekiyor. Senin abinin adı ne? Sadık. Hiç bilmiyorum onu. Benim bir tane araba var. Şu oyunu bitireyim. Birlikte gideriz. Yoksa o köye gidecek araba yok. Orada cinler var. Kimse korkudan gitmiyor. Dedi. Ben de çaresizce. Tamam, seni bekliyorum dedim. Adam bana çay ısmarladı. Çayımı içerken de o da oyununu bitiriyordu. Birkaç dakika sonra kalktık. Adamın külüstür bir torosu vardı. Öne oturdum. Hareket etmeye başladık. Taşlı yollar olduğu için hoplayıp zıplıyorduk. O sırada adam muhabbete girdi. Demek abin orada ya. Peki orada nerede kalacaksın? Bilmiyorum. Belki kalacak bir yer bulabilirim. Benim bir tanıdığım var. Orada kalabilirsin ama baştan söyleyeyim. O köyde tuhaf şeyler oluyor. Cinler mi uğraşıyor o köyle bilinmez. Kendine dikkat et. Pek sanmıyorum öyle şeyler olduğunu ama yine de dikkat ederim. Belki de vardır. İstersen gitme. Şimdi bile geri dönebilirsin dedi bana. Yok canım. Yanında para var mı diye sordu. Var biraz. Neden sordun dedim. Bizi de görürsün herhalde. Su yakmıyor sonuçta dedi. Tamam dedim ben de. Sohbet ede ede sonunda bir yere vardık. Adam bana buraya kadar dedi. Ben de nedenini sordum. O da ileride bir çukurun olduğunu ve arabaların geçemediğini söyledi. Ona teşekkür edip 10 lira verdim. Daha sonra bavulumu alıp yürümeye devam ettim. İleride gerçekten büyük bir çukur vardı. Bu neden ve nasıl kazılmıştı? Geçecek hiçbir düzgün alan yoktu. Çukura yavaş yavaş indim. Biraz ilerledikten sonra tırmanarak çukurdan çıktım. İleride evler vardı ama tabeladan eser yoktu. Bavulla yürüyerek köye girdim. Dışarıda hiçbir adam yoktu. Bir kişinin bağırma sesini duydum. Bir evden geliyordu. Pencere de açıktı. Kadın kocasından dayak yiyordu. Dedikleri gibi. Buradaki karı kocaların arası çok kötüydü. Adam bana bir adres bırakmıştı. Adres köyün meydanını tarif ediyordu. Meydana indim ve dikkatimi bir şey çekmişti. Köyde cami yoktu. Bir kilise vardı. Kilise de çok eski bir kiliseydi. Çok sıcaktı ve bu yüzden meydandaki çeşmeden su içecektim. Çeşmeyi açtım. Su gelmiyordu. Daha sonra biraz akmaya başladı ama rengi siyah gibiydi. Daha sonra kızılımsı bir renge dönüştü. İğrençti. Demir kokuyordu.
Çeşmeyi kapattım. İleride kahvehane vardı. Birisi orada duruyordu. Bir gazete okuyordu. Onun yanına gittim. Kağıttaki adamın evini sormak için. Selamünaleyküm. Ben şu adresi arıyorum dedim. Adam suratıma bile bakmadı. Gazetesini okumaya devam etti. Adamı dürttüm ve tekrar sordum. Adam gazetesini yere attı. Bana baktı. Bilmiyorum dedi ve kahvesine girdi. Çok şaşkındım. Değişik bir insandı. Gidip bir ev buldum. Evin kapısını çaldım. Kapıyı bir kadın açtı. Suratı kanlı ve her yeri morarmıştı. Bana ne var diye sordu. Ben de kağıdı gösterdim. Anlattım olayı. Bana evi gösterdi. Ev, çeşmenin arkasındaki evdi. Kapıyı kapatacakken kocası geldi ve şiddetli bir şekilde vurdu. Kadın yere düştü. Onu sürükleyip dışarı attı. Ben de sinirlenip adamı vurdum. Adam yere yığıldı. Evin içinde bir silüet vardı. Siyah çarşaflı birisiydi. Yüzü gözükmüyordu ama gözlerini görebiliyordum. Sarı bir renkti. Kızgın bir şekilde bakıyordu bana. Kendimi biraz kötü hissettim. O sırada adam kalktı ve bana yumruk attı. Ben yere düştüm. Oradaki çarşaflıya tekrar baktım ama orada yoktu. Ben kalkıp oradan uzaklaştım. Neden uzaklaştığımı bile bilmeden. Çeşmenin arkasındaki eve gittim. Kapıyı çaldım. Adam inşallah beni evinde misafir eder diye dua ediyordum. Kapıyı uzun süre bekledikten sonra bir adam açtı. Üstünde sadece atlet vardı. Altında da bir şort. Bana yumuşak bir ağızla "Merhaba, kime baktın kardeşim?" dedi. Ve yerdeki gömleğini alıp giydi. Giyerken de "Kusura bakma" dedi. Ben de hemen kağıttaki adresin burası olup olmadığını sordum. İsminin Abidin olması gerekiyordu. İsmini doğrulayınca olayları anlattım. Evinde kalıp kalamayacağımı sordum. Beni içeri aldı. Bir tane çocuğu ve karısıyla kalıyordu. Muhabbete başladık. Ben de merak ettiklerimi sordum. Neden herkes bu köyden korkuyor? Bilmiyorum vallahi. Bir şeyler uyduruyorlar. Cin falan varmış burada diyorlar. Burada aile yaşantısı yok. Herkes kavga eder. Ama biz hiç etmeyiz. Değil mi hanım? Evet bey. Eşi kalkıp bize çay demlemek için mutfağa gitti. Biz televizyon izledik. Bir süre sonra ağabeyimden bahsettim. Onlar da görmediğini söylediler. Yanında fotoğrafı bile vardı. Gösterdim ama tanıyamadılar. Zaten siyah beyaz bir fotoğraftı. Fotoğrafı çantama geri koyacakken çocuk bana fotoğrafı vermemi söyledi. Fotoğrafı aldı ve odaya gitti. Adam da sinirlenmiş gibiydi biraz. Ne olduğunu anlayamadım. Bu yüzden adama ne olduğunu sordum. Adam bilmediğini söyledi. Otururken çocuk odadan çıktı ve yanımıza geldi. Fotoğrafı bana verdi. Ve bana "Ben bunu tanıyorum. Köyde biri yerde gördüm" dedi. Ben de şaşırdım. Hemen sordum. Nerede gördüğünü? O da birisiyle birlikte bir tarla yolunda gezdiğini gördüğünü söyledi. O kim diye sorunca bir an duraksayıp babasına baktı ve bilmiyorum diyerek geçiştirdi. Odasına gitti. Bu durum içime şüphe düşürmüştü. Ne yapacağımı bilmiyordum. Belki de ağabeyimin bir izini bulamayacaktım. Akşam olunca bana yatacağım yeri gösterdiler ve ben de o odaya gittim. Oda çok basıktı. Yatak eskiydi. Pencereleri açtım. Dışarıyı seyrettim. Odanın da ışığını kapatmıştım. Yattığımı zannetsinler diye. Neden bu köyde cami yoktu? Zaten burada duran kilise de çok eski duruyordu. Bu köyde herhalde kimse dinine sahip çıkmıyor. Pencereleri kapattım. Su içmek için mutfağa gittim. Mutfağa gittiğimde buzdolabının açılıp kapandığını gördüm. Herhalde mutfakta bir pencere açıktı. Rüzgarın etkisiyle açılıp kapanıyordu. Ben mutfağa girdim. Buzdolabı sertçe kapandı. Pencereler de kapalıydı. Çeşmeyi açtım. Yine su iğrenç akıyordu. Hemen kapattım. Bu evde su nereden içiliyor acaba? Mutfaktan çıkacakken yatak odasından adam çıktı ve bana doğru geldi. Kızgın bir suratı vardı. Ne yapıyorsun orada? Su içecektim ama çeşmeden siyah şeyler akıyordu. Ben de içmedim. Buzdolabında temiz su var. Oradan içersin. Adamın neden bu kadar tepki gösterdiğini anlayamamıştım. Ben buzdolabını açtım. Sürahide temiz su vardı. Bardağı su doldurup içtim. Daha sonra da odama geçip yattım. Sabah olmamış, daha güneş bile doğmamıştı.
Uyandım birden. Çok kötü bir kabusla. İyice terlemiştim. Yatağımda duran havluya sildim ve biraz kendime gelmeye çalıştım. Rüyamda bu odanın kapısı açılıyordu. İçeri çarşaflı birisi giriyordu. Güya o cindi. Benim üzerime doğru geldi ve bir şeyler söyledi. Ne söylediğini anlamadım. Kabusu atlatıp tekrar gözlerimi kapattım ve gözümde yine o şey canlandı. Gözümü korkudan kapatamıyordum. Uyuyamayacaktım herhalde bu gece. Kalkıp tuvalete gittim ama evde tuvalet yoktu. Herhalde eski usuldü. Dışarıya çıktım. Evin hemen ilerisinde tuvaleti gördüm. Kulübe gibi bir şeydi zaten. İşimi hallettikten sonra eve girecekken bir evin ışıklarının sürekli açılıp kapandığını fark ettim. Deli mi bunlar? Daha sonra eve girip tekrar uyumaya çalıştım ve uyumayı başardım. Sabah erkenden kalktım. Elimi yüzümü yıkamak için banyoya girdim. Banyoya girip elimi yüzümü yıkadım. Evden bazı sesler geliyordu. Değişik bir dilden geliyordu. Kalın sesliydi. Sesin geldiği tarafa doğru gittim. Acaba neydi bu ses? Sesin geldiği yere doğru yaklaştım. Ses daha çok geliyordu. Ses yatak odasından geliyordu. İçeri girmedim ama gizlice dinledim. Bu ses adama aitti. Ama neden böyle konuşuyordu? Adam birden sesini kesti. Kapının mozaikli camı vardı ve adamı net olmasa da görebiliyordum. Sağ tarafa doğru konuşuyordu. Sesini kestikten sonra benim olduğum tarafa doğru birden baktı. İrkildim ve hemen oradan uzaklaştım. Odama gittim. Herkes kalkınca birlikte kahvaltı yaptık. Adamın beni gördüğünden emindim. Fakat bundan hiç bahsetmedi. Kahvaltı bittikten sonra oturma odasında biraz oturduk. O sırada bir şey dikkatimi çekti. Adamın oğlu bir kitap okuyordu. Ona sordum. Ne okuyorsun diye. İbranice bir kitaptı bu. Kitabın neyle ilgili olduğunu sordum. Bunu neden okuyorsun dedim. Zamanla anlarsın dedi. Konuyu böylece kapattı. Biraz daha oturduktan sonra adamla beraber dışarı çıktık. Evleri tek tek gezecektik. Köy büyük olduğu için ben de işimi bir an önce halletmek istediğim için bütün evlere bakmamız geceyi bulabilirdi. Köyün meydanındaydık. Ben ona neden burada cami olmadığını sordum. Aldığım cevap karşısında şok oldum. Bizim inancımız farklı. Nasıl yani? Tüm köy mü dedim. Neredeyse. Sadece şu dağ evleri var ya. Oradaki adam Müslüman. Hangi dine inanıyorsunuz? Hristiyan, Yahudi falan mı? Hayır. Biz sadece Allah'a inanmıyoruz. Ateist o zaman. Çok soru sorma istersen bana dedi. Birlikte bir evin kapısını çaldık. Fotoğrafla adama kardeşimi gösterdim. Ama tanımadığını söyledi. Çoğu eve baksak da kimsenin haberdar olmadığını öğrendik. Adam bana son kez bir yere gitmemiz gerektiğini söyledi. Saat gece birken etraf çok sessizdi. Sesi sadece adımlarımız çıkarıyordu. Etrafta hiç ışık da yoktu. Zifiri karanlıkta önümüzü çok az bir şekilde görerek yürüyorduk. Adam bana işte şurada dedi ve işaret ettiği yere baktım. Gösterdiği yer gecekondu ve çok kötü bir yerdi. Oraya doğru adım adım ilerlerken içimi kötü bir his kaplamıştı. Gözümün önüne kabusta gördüğüm çarşaflı geliyordu. Ellerim korkudan terlemişti. Eve geldik. Adam son derece aşınmış kapıyı vurdu. Etrafı inceledim. Her yerde tabutların olduğunu gördüm. Ağaçlarda bir şeyler asılıydı. Torba ve çuvallar evin duvarlarına dayanmış şekilde duruyordu ve oradan iğrenç bir koku geliyordu. Pencereden az da olsa evin içerisi gözüküyordu. Bir gölge gördüm ve ondan sonra kapı açıldı. Kapıyı 1.50 boylarında bir kadın açtı. Kadın çarşaflıydı. Tıpkı rüyamda gördüğüm gibi. Kadın kapıyı açar açmaz bana baktı ve birden gözleri büyüdü. Öyle bir büyümüştü ki kalbim hızla çarpıyordu. Kadın sonra boynuma baktı ve birden nefes alamamaya başladı. Kadın neredeyse ölecekti. Öksürerek kendini zor toparladı ve adamla fısıldaşıp tekrar eve girdi. O sırada boynumda feci bir yanma hissettim. Boynuma baktığımda cevşenimin olduğunu gördüm. Birden ipi koptu ve cevşen yere düştü. Alırken cevşen açıldı
ve içindeki dua yazılı kağıt da çıkmıştı. Ben alacakken adam eğildi ve kağıdı aldı. Biraz inceledi ve bana sonra veririm dedi. Kadın bir süre sonra tekrar geldi. Kapıyı açtı. Adam ona dua yazan kağıdı gösterdi. Kadının tekrar gözleri büyümüştü ve hemen dışarıya çıkıp onu hafif yanan ateşin içine attı. Gözlerime inanamıyordum. Ben çok öfkelenmiştim. Kadına bağırdım. Kadın, "Şş, bağırma. Tehlikeye girersin." dedi. Kadının gözlerinin mavi olduğunu fark etmiştim. Kadının gözlerine bakınca başım döndü. Birden bayıldım. Gözlerimi açtığımda kendimi loş bir odada buldum. Odada tek başımaydım. Ruhum daralıyordu. Herhalde yaşlı kadının evindeydim. Yataktan kalkarken yatakta sert bir şey hissettim. Yatağın altına elimi soktum. Elime kaygan bir şey geldi. Onu kendime çektim ve onun bir et olduğunu gördüm. İğrençti. Hemen yere attım. Midem bulanıyordu. Evden dışarı çıktım ve kusmaya başladım. Neredeydim ben? Eve tekrar girdikten sonra bir odada yaşlı kadınla evinde kaldığım adamın konuştuğunu gördüm. Biraz dinledim ama Türkçe konuşmuyorlardı. Kadın bana baktı ve o sırada ben de hemen odaya girdim. Kadın kalktı ve masadan bana bir içecek verdi. "Al, gelir sana," dedi kadın. Adam bana, "Al, sana iyi gelir," demek istedi. Türkçe bilmiyor da dedi. "Nece biliyor?" diye sordum. "İbranice biliyor," dedi. "Neden burada hep İbranice konuşuyorsunuz?" diye sordum. "Söylersem aklını kaybedersin. Burada duramazsın," dedi. "Söyle de durup duramayacağıma ben karar vereyim." Kadın o sırada lafa girdi. "Biz şeytana inanıyoruz. Kabusum. Gördüğüm ve yaşadığım şeyler aklıma geliyordu." "Siz şimdi şeytana mı inanıyorsunuz? O halde ben kalkıyorum," dedim. Adam bana, "Kalkacaksan sana son bir şey söyleyeyim," dedi. Ben de ne olduğunu sordum. "Dikkat et. Artık bu köyden çıkamazsın. Bu köydeki cinler senin bu köyden çıkmana izin vermezler. Cinler her yerdeler. Bu evde bile var. Hatta benim evimde de var." Kendimi hemen odadan attım ve evden dışarıya çıktım. İçimdeki sıkıntıyı tarif edemezdim. Ne güzel evimde oturup çayımı içerdim ama şimdi böyle bir pisliğin içindeydim. Buradan çıkamazsam ya bunlar gibi dinsiz olacağım ya da bu cinler tarafından kaçırılacağım. Issız yerlerde kendimi bilmeden koşmaya başladım. Kime gidebilirdim ki? Herkes kötü zaten. O sırada aklıma birden dağda yaşayan adam geldi ve oraya gitmeye karar verdim. En azından belki o adam beni buradan kurtarabilirdi. Gerçi kurtarabilseydi kendini kurtarırdı ilk başta. Dağın bulunduğu yere doğru koşarken önüme birdenbire köpek çıktı. Köpek gerçekten çok garip bir haldeydi. Tam da o sırada çok şaşırdığım bir olay gerçekleşti. Bir grup insan davullu zurnalı düğün yapıyorlar ve üstelik oldukları yerde de kalmayıp hep ilerliyorlardı. Bunlar nereye gidiyorlar ki? Biraz dikkatli bakınca düğündekilerin ayaklarının ters olduklarını gördüm. Zaten ayaklarını fark ettikten sonra yüzlerine bakınca gerçekten çok korkunç bir surata büründüklerini gördüm. Bana dik dik bakıyorlardı ve birisi bana yaklaşarak Arapça tarzı bir şeyler söylemeye başladı. Neredeyse altıma kaçıracaktım ama o sözünü bitirene kadar orada dikili kaldım. Bilmiyorum neden orada kaldım ama herhalde bir çeşit şok geçirdim. Sonra arkama bakmadan dağa çıkmaya çalıştım. Arkamdan acaba geliyorlar mı diye merak etmemiş değildim. Koşarken arkama baktım. Hiçbir şeyin olmadığını gördüm. Önüme dönerken karşımda bir surat belirdi. Ama bu saniyelik bir olaydı. Olduğum yerde kala kaldım. Daha sonra tekrar kendime geldikten sonra çıkmaya devam ettim. Hemen tahtalardan yapılmış küçük kulübeyi andıran eski eve geldim. Kapıyı tıkladım. Evin ışıkları açıktı. Birkaç dakika geçtikten sonra kapı açıldı. Hafif kirli sakallı, boyu hemen benim boyuma yakın. Boyu 1.70, bir dede açtı kapıyı. İlk önce açtıktan sonra ayağıma baktı. İyice beni süzdü. "Sen kimsin evladım? Seni hiç görmedim buralarda. Ben buraya ağabeyimi bulmak için geldim ama burada cinler falan varmış. Herkes de şeytana inanıyor. Önceden kaldığım adam da
bana sizin Müslüman olduğunuzu söyledi. Bütün gerçekleri öğrenince size geldim. Lütfen beni bu köyden çıkartın. Sen içeri gir. Bayağı terlemişsin. Sana bir bardak su getireyim. Ben ayakkabılarımı çıkarıp eve girdim. Ve girer girmez evin ne kadar da huzur verici ve temiz olduğunu gördüm. Eve girince kendimi o kadar kirli hissettim ki yerin dibi olsa hemen girerdim. Hemen girişin sağında bir oda vardı. Oturma odasıydı. İçeri girdim. Tertemizdi. Beyaz bir kanepeye oturdum. Oturdum ama sanki ayakta gibiydim. Kanepenin dibinde oturuyordum çünkü. Bembeyaz ve temiz kanepeyi kirletmek istemiyordum. Belki de o kadar kirli değildim ama bu kadar temizlik bana öyle hissettiriyordu. Biraz sonra içeri yaşlı amca geldi. Bana bir bardak su getirmişti. Kana kana içtim ve sonra onu masaya bıraktım. Yaşlı amca, sen burada neden ağabeyini arıyorsun? Biz ağabeyimle bir ajans kurmuştuk. 20 yıl kadar önce gazeteye yayınlıyorduk ve korkunç olayları konu alıyorduk. Abim araştırma yapmak için buraya geldi ama daha sonra bana gelmeyeceğini söyledi. Nedenini bile söylememişti. Ben de polislere haber verdim ama polisler de bir şey bulamamış. Abim nerede olabilir? Buradan çıkmış mıdır? Sanmıyorum. Uzun süre kalmışsa kesin çıkamamıştır. Ben o köyün meydanında yaşasaydım duramazdım orada. Amca, sen bu kadar nur yüzlüsün. Belki de namazında niyazında ama neden buradan çıkmadın? Bu cinler benim çıkmamı istemiyorlar. Bu köyde neredeyse kimse beni sevmiyor. Cinler bıraksa insanlar bırakmaz. Ama elbet bir gün buradan çıkacağım Allah'ın izniyle. Konuşma bir süre sonra kesildi ve o sırada buradan çıkma ümitlerim biraz daha olsa arttı. Bu yaşlı amca bana huzur veriyordu. Tam da o sırada huzurum kaçtı. Bunun sebebi ise camda beliren bir erkek çocuktu. Erkek çocuk sürekli camı tıklatıyordu. Acaba o da bir şeylerden mi kaçıyordu? Yaşlı amca yerinden kalktı ve tüplü televizyonun üstünde bulunan bir dua kitabını aldı. Bana dönüp, ''Oğlum sen abdest alıp gel. Banyo koridorun en sonunda. Abdest aldıktan sonra buraya gel. Şu üstteki Kur'an-ı Kerim'i elinde taşı.'' ''O kim? Cin olabilir. O an çok korkmuştum. Karşımda canlı bir cin vardı. Onun gözünün içine baktım ve sanki çok masum bir çocukmuş gibi duruyordu.'' Ben korkarak hemen banyoya koştum. Abdest almaya başladım. Abdest alırken oturma odasından sesler geliyordu. Yaşlı amca sesli bir şekilde dua okuyor ve ardından da çok büyük rüzgar sesi geliyordu. Ben abdestimi aldım. Direkt oturma odasına koştum. Hemen yukarıdaki raftan bir sandalyeye çıkarak Kur'an'ı aldım ve elimde tutmaya başladım. Bir yandan da yaşlı amcayı ve çocuk kılıklıyı izliyordum. Amca dua okurken sesini yükselterek boynundaki damarlar sanki çıkacakmış gibi belirginleşiyordu. Belli ki çok zorlanıyordu. En sonunda çocuğun koşarak uzaklaştığını gördüm. O gidince rüzgar da birden kesildi. Ani rüzgarın kesilmesi pencereyi de kapattı. Yaşlı amca nefes nefese kalmıştı ve dinlenmek için kanepeye oturdu. Ben de mutfağa gidip bir su doldurdum. Amcaya verdim. Bizim için çok zorlu bir gün olmuştu. Saat 3'te gayet rahat bir odada uyudum. Ben uyurken amca uyumamıştı. O sabahı bekliyordu. Sabah erkenden kalkmıştım. Hava almak için dışarıya çıktım. Hava güzel gözüküyordu. Sanki burada hiçbir kötülük yoktu. Buraya ağabeyimi bulmak için geldim. Belki de ama şu anda sadece kendimi kurtarmam gerekiyordu. Evinde kaldığım yaşlı amca buna olanak sağlayacak bir insandı. Ben dışarıyı seyrederken birden sağ taraftan bir şeyin geldiğinin farkına vardım. Sağ tarafıma hiç bakmıyordum ve bu yüzden de bana neyin yaklaştığını bilmiyordum. Sadece hissediyordum ayak seslerini. Sağıma hızlıca baktım ve gelenin yaşlı amca olduğunu gördüm. O an içimdeki kötü duygular birden kayboldu ve yerini huzur aldı. Amca bana yaklaşırken arkasından gelen bir kadının olduğunu gördüm. Kadının başı kapalıydı. Örtülme şekli çok değişikti. Gözlerini başına takmış olduğu eşarp kapatıyordu ve yüzünün çok az bir bölümü gözüküyordu. Gözüken kısım oldukça kırışıktı. Benden bile uzun boyu vardı. Çok kısa adımlar atıyordu. O an onu görünce irkildim ve işaret parmağımla amcaya o kadını gösterdim. Amca arkasını döner dönmez
Kadın eliyle eşarbını hafif kaldırdı ve gözleri gözüktü. Gözleri sapsarıydı ve gözü kanlanmıştı. Amcaya doğru ağzını 2 metre açarak bağırmaya başladı. O an etrafta çok büyük bir rüzgar çıktı ama bu normal bir rüzgar değildi. Bir yere tutunmaya çalışıyordum ama olmuyordu ve o kadına doğru yaklaşıyordum. Bu rüzgar beni sadece o kadına itiyordu. Amcayla hizamız aynıydı ve kadına santimler kalmıştı. O sırada amca beni son gücüyle itti ve yere düştüm. Amca bana bağırarak eve girmemi söylüyordu. Ben de zar zor içeriye girmeyi başardım. Birkaç dakika geçtikten sonra eve amcam da girmişti. Bense o sırada anlamsızca yerde oturuyor ve yaşadığım olayın şokunu atlatmaya çalışıyordum. Amca gerçekten çok bitkin haldeydi. Sanki dokunsam bayılacaktı. Soluklanıp odaya geçti ve oturup dinlenmeye başladı. Ben de odaya girdim. Kanepeye oturup ona sordum. O neydi? Cindi. Ama bu büyücünün cinlerinden. Şu bodur olan büyücü mü? Gittin mi oraya? Abidin diye birisinin evinde kalıyordum. O benim ağabeyimi sormak için oraya götürmüştü. Belli ki senden nefret ediyor şu an. Seni almak için cin göndermiş. Nasıl bir şeyin içindeyim ben? Korkma. Eğer korkarsan seni alt ederler. Tabii korkusuzluğun da bedeli ağır olur. Nasıl yani? Cinler korkan insanlara musallat olurlar. Ama musallat olan bir cine korkusuz olduğunu göstermek bazen ters tepebilir. Mesela o da sana kendisinin senden daha korkusuz ve daha güçlü olduğunu kanıtlamak isteyebilir. Ne yapacağım? En iyisi aklına getirmemek. Kahvaltımızı yaptık ve daha sonra ona buradan nasıl çıkacağımızı sordum. O da büyücünün cinlerinin sınırları bir asker gibi koruduğunu söyledi. Günler, haftalar geçiyordu ve neredeyse hiçbir şey olmuyordu. Tam da o zamanlar kendimi normal bir hayatta zannediyordum. Fakat artık onlar benim rüyalarıma girmeye başladı. Gece saat 2'ydi. Odama geçip uyumaya başladım. Sorunsuz uyumuştum. Fakat gördüğüm kabusla yerimden zıplayarak kalkmıştım. Rüyamda bu odanın kapısı açılıyor, içeriye büyücü kadın giriyordu ve bana gülümsüyordu. Sonra da bana yaklaşıp kulağıma fısıldıyordu. Ne dediğini hatırlamıyordum. Bana bir tane ad vermişti. Bu normal bir isim değildi. Bu galiba ona ait cinlerden birinin adıydı. Zaten rüyamda gördüklerimin hepsini hatırlıyordum. Ama sadece o fısıldarken ne dediğini hatırlamıyordum. Uyandığımda kanter içindeydim. Daha kendime gelememişken odamın kapısı açıldı ve içeriye çok budur bir şey girdi. Kare kafalı, kare vücutlu bir şeydi. Zihnimde bu şeytan gibi bir şeydi. Bunu daha yıllar önce küçüklüğümde rüyamda gördüğüm bir şeydi. Ben hemen yatağımdan kalktım. Kur'an'ı elime aldım. O da birden kaçmaya başladı. Kabuslar artık hayatımın bir parçası olmuştu. Bazen gerçekle rüyayı karıştırıyordum. Hayatım berbat bir yere doğru sürükleniyordu ve ben de hiçbir şey yapamıyordum. Yine bir gece rüyamda yaşlı amcanın odama girdiğini ve beni sürükleyip evinden dışarıya attığını görmüştüm. Dışarıda da bir sürü iki kafalı köpek vardı. Bana saldırıyorlardı. Bana saldırırlarken gerçekten acı hissediyordum. Rüyamdan çok sert bir şekilde kalktım. Üzerimde iki kafalı bir köpeğin olduğunu gördüm. Beni kolumdan yakalamış ısırıyordu. O an acı hissetmedim. Sadece beynimin kontrolünü kaybettiğini hissediyordum. Başım olduğu yerde dururken hissettiğim ise çok farklıydı. Kafam sanki bir o yana bir bu yana gidiyordu. En sonunda bu his kesildi ve köpek de kayboldu. Hemen yerimden kalktım. Yaşlı amcanın odasına girdim. Yaşlı amca yatağında oturuyor ve bir şeyler okuyordu. Amca, ben kabus gördüm. Kendimi çok tuhaf hissediyorum. Otur oğlum, kendine gel. Beynim yine gitmiş gibi hissediyordum. Etrafı net göremiyordum. Sadece yaşlı amcanın bana doğru hızla ve telaşla geldiğini görüyordum. Bana ne oluyor? Oğlum, kendini kaybetme. Zorla, bırakma kendini. Beynim yerinden kopmuş gibi, gözlerim kararmıştı. Sadece sesler duyuyordum. Hareket ettiğimi hissediyordum. Beyin kontrolünü yapamıyordum. Düşünemiyordum bile. Gözlerimin karartısı geçmişti.
Artık her şeyi görebiliyordum. Kendimi bir mezarlıkta bulmuştum. Ama neden buradaydım? Daha az önce evdeydim. Etraf çok sisliydi ve etrafta mezar taşları bulunuyordu. Mezar taşları sanki düz zemin üzerindeydi. Yani mezarı anlayamıyordum. Buradan çıkmak için bir yola doğru gittim ve o sırada mezar taşlarındaki yazıları inceliyordum. Yazılar hep farklı dildeydi ama bir tanesi Türkçeydi. Onu görünce bir anda gözlerime kanlar dolmuştu. Düşünme hissimi kaybettim. Yani şokun dibini yaşamıştım. Mezar taşında aynen şöyle yazıyordu: Haluk T. Mezar taşındaki isim beni çok şaşırtmıştı. Orada yazan benim babamın adıydı. Yani o mezardaki babamdı. Peki neden babamın mezarı burada? Bu sorular kafamı kurcalarken birden ayak sesleri beni ürkütmeye başladı. Sağ tarafıma baktım ve bana doğru büyücünün geldiğini gördüm. Ondan gerçekten korkuyordum. Amca, ben ilk geldiğimde bana bir cevşen gibi bir şey hazırlamış ve bunu boynumda her zaman taşımamı söylemişti. İşte o zaman büyücüyü görünce direkt korkarak boynuma dokundum. Ama dokunduğumda sadece tenime dokunuyordum. Gözlerimle baktım bu sefer. Cevşen boynumda olmadığını fark ettim. İşte şu an savunmasızdım. Artık burası benim mezarım olacaktı. Büyücü bana doğru yaklaştı ve tam burnumun dibine geldi. Şu an ne yapacaksın diye sordu. Sığındığın şey seni koruyamayacak. Ama şeytana inansaydın o seni korurdu. Neden ısrar ediyorsun? Ben sizin o şeytanınıza inanmam. Allah her yerdedir. O beni, seni, cinleri ve şeytanı görür. O zaman neden bir şey yapmıyor? Neden bize izin veriyor? Seni şurada öldürsem öldürürüm ama buna neden izin veriyor? Çünkü izin vermeseydi kimsenin günahı olmazdı. Sence neden bu mezarda senin baban var? Neden bu köyde? Bilmiyorum. Demek ki sen biliyorsun. Biliyorsan söyle dedim. O buraya ait. O buradandı. O da şeytana inandı. Ve sen de şeytana inanacaksın. Yoksa sonun fena olur. Bu da bir oyun mu yoksa? Beni buraya getirdiğine göre var bir oyunun. Abin, o neden buraya geldi? Neden geri dönmedi? O da bizdendi. Ve yine o da şeytana inandı. Daha sonra büyücü kadın mezara doğru geldi. Çok uzun tırnaklarıyla mezarı kazmaya başladı. Bir süre kazmaya devam etti. Sonra en sonunda mezarı açtı. Ben şaşkınlıkla onu izliyordum. Açtıktan sonra, bak buraya, bak şuna da gerçekleri gör. Yavaşça ve korkarak mezara yaklaştım. İçine baktım. Mezarın içinde abim ve babam duruyordu. Onun şokunu atlatmaya çalışırken kadından bir tekme yedim. Mezarın içine düştüm. Çıkmaya çalışıyordum ama bir güç beni itiyordu sanki. Yavaşça üzerimde bir yük oluştu. O yük büyümeye başladı ve artık hareket etmemi engelledi. O sırada da kadın eliyle toprağı üzerime doğru itiyordu. Artık o an kendimi bırakmıştım ve ölümü bekliyordum. Onların yanına dedi. Pis bir şekilde gülerek o gülüşünü tamamladıktan hemen sonra kafasına bir kürek yedi. Yere yığıldı. Ne olduğunu anlayamamışken karşıma yaşlı amca çıktı. Benim elimden tuttu ve beni çekip mezardan çıkardı. Hemen onu takip ettim ve birlikte mezardan çıkıp eve vardık. Bu olay hayatımda yaşadığım en kötü, en korkunç olaydı. Bu olayı atlatmak belki aylarımı alacaktı ama bundan sonra o olaylardan kat kat kötü olaylar gerçekleşeceğini henüz bilmiyordum. Gece yatağımda uzanırken tavanı seyrediyordum. Aklımdan hiçbir şey geçmiyordu. Buradan kurtulmak dışında kendimi hayallerin içine atarken camdan gelen bir tıkırdamayla irkildim. Cama yöneldim ama kimse yoktu. Yine benimle uğraşıyorlardı. Artık bunlara alışmıştım. Artık bunlardan korkmuyordum. Ben aldırış etmeden yatağıma geri döndüm ve gözümü kapattım. Gözümü kapattıktan sonra kendimi gördüm. Gördüğüm şey kendime tavandan bakıyordu. Korkuyla hemen gözümü açtım. Tavana baktım. Tavanda elleri ve ayakları tavana yapışmış gibi olan ve suratı acayip korkunç bir şey vardı. Gözlerini dikmiş bana bakıyordu. Ben yataktan fırlayıp odadan çıkmak istesem de olmuyordu. Yine üzerinde bir ağırlık vardı. Beni itiyordu. Ayrıca nefes almamı zorlaştırıyordu. Nefesim kesiliyorken o şey bana doğru yaklaşıyordu
ve o sırada odanın kapısı açıldı. Kapıdan bana doğru karartı geliyordu. Bana yine değişik bir şekilde konuştu. Ayaklarımdan hızla çekiliyordum. Havada duruyordum. Kapının sonuna kadar öyle çekildim. Sonra birden yere çakıldım. Artık her şey kaybolmuş ve nefesim de normale dönmeye başlamıştı. Ben korkuyla amcanın odasına gittim. Ona olan biteni anlattım. İnşallah hepsi geçecek. Onlar geldiği zaman yanına hemen bir Kur'an al. Sana karışamayacaklar ama senin Kur'an'ı bırakacağın anı bekleyecekler. Bu yüzden sen onu elinden bıraktığın zaman sana verilen zarar daha zor olacak. Ama sen yine de yanında taşı. Sabaha kadar taşı. Cinler neden gündüz gelmiyorlar? Onlar karanlıkta güçlenir. Onlar karanlığı sever. Bu arada yatarken hiçbir zaman göbeğinin üstüne yatma. Neden? Peygamber Efendimiz de hep bizim sağ tarafa doğru yatmamızı söyler. Eğer göbek üstüne yatarsan sana cinler ve şeytanlar zarar verip taciz edebilir. Buna dikkat et. Amcayla biraz sohbet ettikten sonra yatağıma geçtim. Derin bir uykuya daldım. Yine bir akşam, yine yatağa gidiyorum. Yatağıma geçtim. Sağ tarafıma yatıp uyumayı bekledim. Bir an önce uyumak istiyordum. Yoksa bunlar yine benimle uğraşacaklardı. Tam uykuya dalacakken birden odanın kapısı açıldı. İçeri amca girdi. Ben yerimden doğruldum. Amcaya ne olduğunu sordum. Amcanın yüzündeki büyük telaşı anlayınca içimdeki az olan huzur bile kaçmıştı. Üzerine bir şey al. Hemen gidiyoruz. Nereye? Köyün çıkışına. Artık bizi burada barındırmıyorlar. Onlar her taraftalar. Bizi istiyorlar. Korkuyorum. O kelimeyi zor ağzımdan çıkarmıştım. Söyledikten sonra gözlerimden yaşlar akmaya başlamıştı. Ben yanıma Kur'an'ı alacakken amca bana müdahale etti. Alma, onu yanımızda tutup heba etmeyelim. Yere falan düşürürsek sonumuz felaket olur. Hemen üzerime bir şey aldım ve amcayla beraber dışarı çıktık. Hayret, dışarı çıkmamıza rağmen hiçbir şey bize karışmıyordu. Köyün meydanına geçtik. Sonra ormanlık alana doğru gittik. İyice ilerlemişken artık rahatladığımı hissediyordum. Biraz daha ilerledik. Bir ağacın kenarına geldik. Ağacın kenarında bir işaret vardı. Yanında da mumlar bulunuyordu. Ben korkup amcanın dibine geldim. Oradan gitmeye çalışırken amca beni durdurdu. Hayır gitme. Tek kurtuluş yolumuz bu. Bunun ortasına geç. Seni bu cinlerden kurtaracağım dedi. Ben artık kendimi bırakmış. Üngür üngür ağlıyordum. Amca beni işaretin olduğu yere oturttu. Ben gözlerimi kapattım. Beklerken bir ara gözlerimi açtım. Amcaya doğru baktım. Amcanın suratı değişmiş, şekil değiştirmişti. Ben onu fark edince onun gerçekten amca olmadığını fark etmiştim. Bu yüzden hemen yerimden kalktım. Ormanın daha derinlerine doğru koşmaya başladım. Koşarken ecel terleri döküyordum. Koşarken arkamdan kimsenin gelmediğini fark edince kendim durdum. Etrafa baktığımda her taraf ağaç ve karanlıktı. Korkuyordum ama ne yapacağımı bilmiyordum. Tek kalmıştım. Artık yapacak hiçbir şey yoktu. Biraz daha ilerledikten sonra kendimi birden uçurumdan düşer gibi hissettim ve olduğum yerde kala kaldım. Kendimi hemen yere attım. Gözlerim kararıyordu. Yine kontrolümü kaybediyordum. Sanırsam onlar benim içime girmişlerdi. Gözlerimi açtığım zaman kendimi bir evde bulmuştum. Bu ev tanıdık geliyordu. Sanki daha önce gelmiş gibiydim. Yerimden kalktım. Odadan çıktım. İşte o an büyücünün evinde olduğumu fark ettim. Bir kapı açıldı ve büyücü girdi içeri. Ben kaçmaya çalışsam da kaçmak istediğim kapılar bir bir kapanıyordu. Büyücü üstüme doğru yürüyordu. Beni alt edemezsiniz. Bırakın beni. Benden ne istiyorsunuz? Gerçekleri öğrenmeni istiyoruz. Ne gerçeği? Bak, baban yıllar önce bizim köye gelip benimle konuştu. Cinlerle irtibat kurup işbirliği yaparak define buldu. Defineyi bulunca cinleri bıraktı. Kaçmaya başladı köyden ama cinler izin vermedi. Onu yakalayıp kendi alemlerine kaçırdı. Cinler ona kendi alemlerinde hala işkence çektiriyorlar. O cinlere hainlik yaptığı zaman da cinler onun doğacak çocuklarına lanet okudular. Bu köye gelip onlara musallat olma yemini ettiler. Seni şu ana kadar alabilselerdi alırlardı. Ama ben seni korudum. Neden? Çünkü sen benim oğlumsun. Nasıl olur diye şaşırdım. Evet,
Sen de, senin kardeşin de benim çocuğum. Ben ağabeyini koruyamadım. Onu aldılar. Ama seni veremem. Seni almalarına izin veremem. Şimdi cinler bütün gerçekleri öğrendiler. Beni de seni de kendi alemlerine alıp işkence çektirecekler. Buradan birlikte kaçmamız gerek. O sırada deprem olmaya başladı. Her yer sallandı. Kapılar hızla açılıp kapanıyordu. Kimse yerinde duramadı. İkimiz de yere düştük. Büyücü bir şeyler söylüyordu cinlere ama söyledikçe daha da şiddetleniyordu sarsılmalar. Benim ayaklarımdan çekmeye başladılar ve sürüklediler. Aynı şekilde büyücüyü de. Artık son dakikalarımın olduğunu anlamıştım. Bu dünya benim için noktalanıyordu. Beni kaçıracaklardı ve bana hiç bilmediğim işkenceler yapacaklardı. Gözlerim tamamen kapanmıştı. Artık öldüğümü düşünüyordum. Son bir umut, Allah'a sığınıp dua ettim. Ve sonra tekrar gözlerimi açtığımda arabada abimin yanındaydım. Uyandığımda abim telaşlı bir şekilde bana baktı. Öldüğünü sandığım abim beni kurtarmıştı. O dağda tek başına yaşayan kişi aslında abimmiş. Benim gittiğim ev ise o cinlerin oyunuymuş.